Çok üzüldüm. İyi misiniz? Dur. Git buradan. Git buradan. Ben sana ne dedim? Hadi. Kenan Bey. Seni görmek istemiyorum. Git. Çık artık hayatlarından. Ben sadece iyi olduğunuzu görmek istedim. Özür dilerim. Çok özür dilerim. Bu bebeğimizi geri getirecek mi? İlk defa bizi bağlayan bir şey vardı. Sen o bağı da koparıp attın. Ne olur böyle söyleme. Çok acı çekiyorum. Eminim. Ama buna üzülmüyorum. Seni affetmeyeceğim Kenan. Ben de Cavidan. Ben de kendimi affetmeyeceğim. Kızım büyük bir travma yaşıyor. Bunun etkisini uzun süre üzerinden atamayacak. Profesyonel yardım alması gerekiyor. Allah hepimize kolaylık versin. Bütün bunların sorumlusu sizsiniz. Cavidan da benimle aynı fikirde. Çok üzgünüm. Üzgün olmanız kızımın kayıplarını geri getirmiyor. Onun sağlığına kavuşabilmesi için bir süre görüşmeyeceksiniz. Kenan. Merhaba Cemil. Merhaba, ne haber? Alçı çıkmış. Hayırlı olsun. Sağ ol. Geçmiş olsun. Biz de kontrole geldik Lamia ile. İyi yaptınız. Lamia. Gelsene. Ne oldu? Gel bak kim var dışarıda. Kenan mı? Prenses. Ne? Kızın olacak. Niye buradasınız? Bir şey mi oldu? İyi misiniz? Gidelim. Lamia, ne oldu? Hiçbir şey. Ne dedi? Hiçbir şey. Cavidan. Cavidan arıyor. Cavidan. Günaydın. Neredesin?
Evde. Yani Afife'deyim. İyi. Ben birazdan oraya geliyorum. Seninle konuşmak istediğim bir şey var. Her şey yoluna giriyor işte. Cavidan düşündü, taşındı. Bütün suçu sana yüklemekle hata yaptığını anladı. Gelecek şimdi. Konuşup barışacaksınız. Nereden biliyorsun? Benden gizli konuştunuz mu yoksa? Yoo. Başka niçin gelecek? Bilemiyorum. İçini ferah tut. Barışacaksınız kesin. Bitecek bu tatsızlık. Beni kendinden uzaklaştırıyorsun Lamia. Aramızdaki mesafe giderek açılıyor. Ben hep durduğum yerdeyim. Uzaklaşan sensin. Bilmece gibi oldun artık. Çözemiyorum ki. Öyle diyorsan öyledir. Ne yapayım? Gördün mü bak. Kendini savunmuyorsun bile. Rahat bırakayım diye hemen kaçıyorsun böyle. Yoruldum artık Makbule, valla. Söylediklerime inanmıyorsun ki. Sen de doğruyu söylemiyorsun ki. Gördük işte demin. Cavidan Hanım'la vır vır konuştunuz. Ben ne dedi deyince hiçbir şey. Buna mı inanayım ben? Buna mı? Niye gelmiş söyle. Bunu en az ben de senin kadar merak ediyorum. Bir işler çeviriyorsunuz. Saçmalama. Benim bilmediğim neler oluyor? Önemli bir şey olmasa koskoca prenses kapıya kadar gelir miydi? Bırak kolumu. Cevap ver bana. Cevabını bilmediğim sorular sorma bana. Yeter. Ne oldu? Yok bir şey. Sadece girer gibi oldu. Geçti. Oturacağım. Bulduk olayını. Üstüne gidince sancılanıyor hemen. Ses bir şeyden şüphelendi. Garanti. Bebeği duydu belki de. Eğer öyleyse mahvoluruz. Zaten araları limoni. Bunun şüphesi bile yeter. Vallahi boşar Kenan'ı. Aman ne üzülürüm ne üzülürüm. Ara Lamia'yı, neler konuşmuşlar öğren. Ona göre tedbirimizi alalım. Tamam, ararım sonra. Şimdi. Asıl tehlike Makbule baba. Asıl onu şüphelendirmemek lazım. Biraz önce konuştum. Şimdi yine Lamia'yı ararsam iyice pimpiriklenir. Dur biraz geçsin arası, ararım. İşi gücü bıraktık, nelerle uğraşıyoruz. Bıktım, vallahi bıktım. Nereye? İzin olursa tuvalete gidiyorum. Yine mi? Müsait olunca ara. Thank you.
Masayı toplayayım mı Cemil Bey? Hı? Sen ara hayatım. Hayatım? Makbule. Lamia. Bir yanlışlık oldu galiba. Deminki mesajı ben attım sana. Başkasından geldi sandın herhalde. Canım, hayatım falan anlayamadım. Ben Cemil'im. Cemil. Alo. Alo Lamia. Cemil, ben Makbule. Makbule? Aa, sen mi çektin o mesajı? Evet. Allah Allah. Niye böyle bir şey yaptın ki? Şaka yaptım. Ne yapmaya çalışıyorsun? Beni mi deniyorsun? Aşk olsun, yanlış anladın. Ben öylesine şey ettim, güleriz diye. Kiminle konuşuyorsun? Bana pek komik gelmedi. Neyse. Lamia'ya da söyle, müsait olunca beni arasın. Tamam. Kendi benimle dalga geçerken iyi. Ben bir şey yapınca kabahat oluyor. Cemil müsait olunca aramanı istedi. Arasana. Müsait olunca demiş. Şu anda müsait değilim. Gel canım. Geldiğine çok sevindim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Otursana Cavidan. Ben hemen kahvelerimizi yapayım. Nasılsın? Gördüğün gibi. Çok iyi görünüyorsun. Hastanede kaldığım 3 hafta boyunca ben çok düşündüm Kenan. Hı hı. Bir daha gözden geçirdim ilişkimizi. Bütün yaşadıklarımızın muhasebesini yaptım. Başından itibaren, geldiğimiz noktaya kadar. Ben daha fazla devam edemeyeceğimi anladım. Ve boşanmaya karar verdim. Kaldırıyorsun gidelim Afife'ye didikleyelim diye, hem de uyuyorsun. Sus sus. Ay, sabaha kadar emesendeydim. Uykumu alamadım. Sen fena taktın sanal alem sohbetlerine. Vaktin nasıl geçtiğini anlamıyorum vallahi. Bir bakıyorum sabah olmuş. Arkadaşlar da bulmuşsundur kendine. Bir sürü var. Şükrü abi ne diyor bu işe?
Ne diyecek canım? Laf. Bana bak, çok oturmayalım. Öğleden sonra Cemil'le toplantım var benim. Tamam. Beni cezalandırmak için yapıyorsun. Hayır. Bunu birlikte atlatamayacağımızı biliyorum. Denemek bile boşuna çaba olur. Bitti artık. Sen kaçıyorsun Cavidan. Bütün suçu benim üzerime yıkıp kaçıyorsun. Bebeğimle beraber evliliğimizle ilgili umutlarımı da kaybettim ben. O bebek benim de bebeğimdi. Ben de en az senin kadar üzgünüm. Acıyı sadece kendine mal etme. Ben buraya tartışmaya değil, sadece kararımı bildirmeye gelmiştim. Yapma lütfen. Beni bu yükle yalnız başıma bırakma. Üzgünüm. Abi. Cavidan dur. Cavidan. Böylesi herkes için daha iyi olacak. Herkes için. Herkes dediğin kim? Oo, dört ayağımızın üstüne düştük. Cavidan Hanım'ın arabası da burada. Demek kendiler de içerideler. Değil mi? Önemli olan biz değil miyiz? İkimiz. Maşallah, maşallah. Geçmişler olsun. Teşekkür ederim. Merhaba. Merhaba. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Afife'ye kahve içmeye gelmiştik. Kısmette sizi de görmek varmış. Ama yetişemedik. Çıkıyorsunuz. Olsun. Buyurun. Evet efendim. Şirkete lütfen. Peki efendim. Evin çok güzelmiş. Güle güle otur. Teşekkür ederim. Ha, doğru ya, sen ilk defa geliyorsun. Ben çıkıyorum. Ay, biz geldik diye mi, aşk olsun. Fizik tedaviye gidiyor her gün. İyi günler. Güle güle. Güle güle. Güle güle abicim. Buyurun. Canı sıkkın. Kavga mı ettiler? Cavidan Hanım'a yetişecek herhalde. Hmm. Bütün delegelere bildirmemiz lazım. Tabii efendim. Buyurduğunuz gibi bu kongre sürprizleri açık efendim. Baş üstüne teşekkür ederim. Size de efendim.
Ne oldu? Öğrenebildin mi Cavidan'ın derdini? Daha değil. Ben dünyanın işini hallettim. Sen onu beceremedin mi hala? Cavidan'ı ara bari. Makbule'den duydum. Lamia'yı ziyarete gitmişsin falan de. Neden, niçin diye sormadan ağzını ara. Her şeyi de ben mi öğreteceğim canım? Yap işte numaranı. Öğren şu işi. Tamam tamam. Çıkıyorum şimdi. Namık'la şirkette toplantımız var. Gözlerim yaşardı vallahi. Senin de işe gittiğini göreceğim ya. Ölsem de gam yemem artık. Hoşça kal. Hayırlı işler. Sağ ol. Bunların bir derdi var yine. Cavidan Lamia'ya gitmiş diye paşa hop oturuyor hop kalkıyor. Niye gitmiş? Onlar da onu merak ediyorlar ya. Neymiş bu Lamia valla? Şaşırdım kaldım. Lamia bunlar için bizim sandığımızdan daha önemli. Lafıma geldin değil mi? Cavidan Hanım bile onun peşine düştüğüne göre Lamia'nın olayı büyük. Ama merak etme. Ne yapıp edip öğreneceğim. Aman kızım. Öğrenirsen de kendine sakla. Başımıza iş açılmasın yine. Dur bakalım. Hele nasıl bir bilgiye ulaşacağım göreyim. Saklayıp saklamayacağıma sonra karar veririm. Bak hiç laf dinliyor mu? Sen ne dersen de. Ben bu işin peşini bırakmayacağım anne. Buyurun. Ellerine sağlık. Ay teşekkürler. Afiyet olsun. Göz var yine. Gözü olanın gözü çıksın. Sizinkiler de nazara geldi ha. Yazık. Atlattılar çok şükür. Abimin de eli bir iyileşsin hayırlısıyla. Onu demiyor. Evlilikleri fena çatırdamış. Bakmayın siz yazılıp çizilenlere. Yok öyle bir şey. Gözümüzle gördük demin. Ne saklıyorsun? Biz yabancı mıyız? Babası bozdu değil mi aralarını? Ay Vefik Bey kazadan sonra hastanede görecekti. Aman aman. Kazaya sebep oldu diye Kenan için söylemediğini bırakmadı. Zaten başından beri istemiyordu bu evliliği. Bu olayda olunca fırsat bildi. Doldurdu da doldurdu kızını. Hiç yakışıyor mu kerli ferli adama benim kayınvalide gibi vıdı vıdı etmek? Çok ayıpladım o gün. Hayır, Kenan'ın ne suçu var? Bile bile mi yaptı o kazayı? Yani. Ay kendi elinden de oluyordu Allah korusun. Öyle. Kaza sırasında alkollüymüş. Vefik Bey öyle söyledi. Yok canım. Raporlar var ortada. Birlikte bir kadeh bir şey içmişler. Öyle değil yani. Kavga etmişler dedi. Değil mi Nimet? Cavidan öyle söylemiş herhalde babasına. Allah o kızı nasıl biliyorsa öyle yapsın. Cavidan'ı mı? Yok canım. Lamia'yı. Onun yüzünden bozuldu huzurları. Aa, neden? Abuk sabuk konuşmuş. Dedikodu yapmış. Lamia. Yapmıştır cadı. Ne demiş? Ya abuk sabuk dedim ya. Boş verin. Bir çaya bakıp geleyim ben. Burada bir damar var. Lamia konusu önemli. Ben sana söyleyeyim. Nasıl pişman oldu, geçiştirmeye kalktı hemen. Ama öğreniriz, dur bakalım. Etin altını kıstım. Sebzeyi de koyarız birazdan. Tamam. Lamia. Cavidan Hanım bebeğinin babasının Kenan olduğunu biliyor bence. Allah korusun. Niye daha önce gelip sana bebekle ilgili sorular sormadı? Niye şimdi? Tam kendi bebeğini yeni kaybetmişken gelmesi garip değil mi? Garip ama. Korkutma beni Makbule. Sokma kafama böyle şeyler. Başka bir açıklaması yok bunun vallahi. Nereden bilecek ki? Bilen biri söylemiştir. Mesela senin o çok kıymetli Sayit Bey'in. Hayatta yapmaz. Öyle bir yapar ki. Ondan her şey beklenir.
Sırf ortalığı karıştırsın diye yapmıştır. Yok, o benim üzülmemi istemez, sever beni. Sen öyle zannet. Beni sinir etmek için sana iyi davranıyor bir kere. Sırf benim Cemil'le aram bozulsun diye bebek meselesini kullandı. Cavidan'a haber uçurdu. Olay çıksın da ortalık karışsın. Biz de ailece onların hayatından çıkalım diye. Neler düşünüyorsun hayret? Benim aklıma başka bir şey gelmiyor. Sen de bildiklerini söylemiyorsun. Dönüp dolaşıp aynı yere geldik, değil mi? Yeter, vallahi çekemiyorum artık. Akbule! Ne oluyor? Suyum geldi. Doğuruyorsun. Otur şuraya, otur. Anneciğim. Dur, telaşlanma. Babamı arayalım. Kıpırdama, otur. Alo baba, yetiş. Ne oldu? Doğum başladı. Ne? Lamia doğuruyor, koş. Sakin olun, panik yapmayın. Hemen geliyorum. Geliyorum, hemen geliyorum. Hayırdır? Yengen, yengen doğum yapıyor. Yavaş, yavaş. Korkma, iyiyim ben. Sancın var mı? Çabuk hadi, hazırlayayım seni. Ben hazırlanırım, sen ocağı falan kapa. Koş. Burada olmaman lazım Cavidan. Git eve dinlen lütfen. İyiyim ben, gerçekten. Hoş geldiniz. Cavidan Hanım, Namık Bey'in yanındalar. Tamam. Kenan. Hoş geldin. Otur. İzin verir misin? Karımla konuşmak istiyorum. Ayrılma kararının bebeği kaybetmemizle bir ilgisi yok. Kenan, lütfen. Bu yüzden olduğunu söyleyemezsin. Sen daha önce bana hamile olduğunu bile söylemeden bebeğimizi aldırdın. Kabul edilemez bir şeydi. Ama ben seni affettim. Bütün hayal kırıklığıma rağmen affettim. Şimdi sen beni kaza sonucu kaybettiğimiz bebeğimiz için suçluyorsun. Nasıl bir şey bu? Adil mi sence? Sesini kontrol et, rica ederim. Boşanmak için bir tek bebek konusunu öne süremezsin. Bir tek bununla suçlayamazsın beni. Çünkü sen benden daha çok suçlusun. Sakin bir şekilde halledelim bu işi. Karşılıklı suçlamalarla olayı basit hale getirmeyelim. Bebeği bahane ediyorsun. Boşanmak istemenin başka bir sebebi var. Yok.
zaman niye? Niye ayrılmak istiyorsun? Niye? Neden? Niçin Cavidan? Ben artık sorulara cevap aramıyorum. Sadece bitirmek istiyorum Kenan. Ben bitirmek istiyorum. Peki. İstediğin gibi olsun. Bitsin o zaman. Toplantıya yetişecek olmasaydım ben bırakmazdım bu lamia lafının gerisini ama neyse başka zaman artık. Gerisinde bir şey yok. Dediğim gibi işte. Bir şey demedin ki bir laf edip bıraktın. Ay Cemil'le Namık toplantıya bensiz başlayacaklar vallahi. Yine gelin. İyi günler. Güle güle. Gördün mü bak, bu taşın altından da lamia yılanı çıktı. Başka bir şey var işin içinde. Ağzından kaçırdı, sonra pişman oldu, kıvırdı. Kesin. Korusunlar bakalım lamialarını. Daha çok iş açar başlarına, çok. İyi misin? Sancın da var değil mi? Yetiştireceğiz seni, korkma. Suzan ablayı arayalım, hastaneye gelsin. Aradım bile. Merhaba. Buyurun doktor bey, sizi bekliyor. Sizin ayrılacağınıza inanmıyorum. Daha önce de ayrılma kararı aldın ama uygulayamadın. Bu sefer kesin. Şu anda yaralısın Cavidan. Sağlıklı düşünemiyorsun. Öfkeyle hareket edip sonradan pişman olacağın bir şey yapma. Biraz zaman tanı kendine. Yine dertlerimle canını sıktım. Senin üzülmeni istemiyorum. Her çöktüğümde yanımdasın Namık. Teşekkür ederim. Hep yanında olacağım Cavidan. Merhaba. Hoş geldin. Ay, geç kaldım diye heyecan yaptım. Başlamamışsınız. Namık Bey'i bekliyoruz. Cavidan Hanım'la önemli bir şey konuşuyormuş. Ya. Bak şimdi merak ettim. Efendim bir haber verseydim. Seni hemen ameliyata alacağız. Ne
Korkma canım, korkma. Egzersizler için şunu da ekleyelim. Kenan Bey. Kemal Bey. Merhaba. Ne oldu? Lamia'yı getirdik. Erken doğum. Bebek acele etti. Götürüyorlar. Kenan Bey. Geliyorum, bir dakika. Baba neredeydin? Kenan Bey de burada bak. İşlemleri tamamlıyorum. Ameliyat Lamia. Öyle. Bir dakika. Lamia. Sakın korkma. Her şey yolunda gidecek. Biraz sonra bebeğini kucaklayacaksın. Ağlama Lamia. Heyecandan. Müsaade edin. Allah yardımcın olsun. Suzan abla. Cemil'in haberi var mı? Yok. Şimdi herkesi ayağa kaldırmanın alemi yok. Bebek doğsun söyleriz. Şöyle bir ön çalışma hazırladım. Önce bir bakın isterseniz. Toplantınız başlamadan ben gideyim. Sonra bölmeyeyim. Ha, otur lütfen. İlk toplantımızın uğru o. Ha. Affedersiniz. Buyurun Hüseyin Kenan Bey. Lamia hastanede Cemil. Hastanede mi? Ne olmuş? Doğum yapıyor. Ne? Kim hasta? Ameliyata aldılar şimdi. Bilmek istersin diye düşündüm. Bebeğin doğarken Lamia'nın yanında olmak istersin belki. Hemen geliyorum. Hangi hastane? Tamam, sağ ol. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ay, kime ne olmuş? Lamia. Lamia doğum yapıyormuş. Gitmem lazım. Başka zaman toplanırız. Kenan niye gitmiş Lamia'nın doğumuna? Boynum ağrımaya başladı. Sana söyledim, buraya hiç gelmemeliydin. Giderim birazdan. Ben odamdayım. Gördüğüm kadarıyla prensese teselli etmek de sana düşmüş. Ne demek bu şimdi? Kenan'la ipler kopma noktasına gelmiş. Ben her şeyi bilirim. Ne olacak şimdi? Sana mı tutunacak? Yaralarını sana mı sardıracak? Ne ima etmeye çalışıyorsun sen? Cavidan benim hem ortağım hem en yakın arkadaşım. Gerekirse yaralarını da sararım, teselli de ederim. Bir şey demedim canım. Onu yalnız bırakmayacağın ortada zaten. Ben bir Cavidan'a bakayım. Thank you.
tekrar görüşmek üzere. Görüşürüz. Nerede? Ameliyathaneye aldılar. Çıktım mı bilmiyorum. Aa, Cemil? Çıkmadı mı daha? İçeride. Sen nereden öğrendin? Kenan haber verdi. Merhaba. Merhaba. Çok erken değil mi? Ama şansı yüksek. Lamia Köksal'ın yakınları mısınız? Evet, eşiyim. Bitti mi, iyi mi? Bir kızınız oldu, 2 kilo. Ay, çok küçük. Biraz küçük ama toparlar. Lamia nasıl? Annenin durumu iyi de bebeğe kan lazım. 0 RH pozitif. Hemen buluruz. Benim 0 pozitif. Ben veririm. Olur, ikinizden de alalım. Gerçi biz şimdi veriyoruz ama ne olur ne olmaz. Yedekte bulunsun. Tamam. Ne yapıyoruz? Gelin benimle. Ne şans. Allah'tan buradalarmış. Ya, Allah'tan tuttu kanları. Bebeğe kan verdiklerine göre bir aksilik var, Allah korusun. Lütfen. Aklınıza kötü bir şey getirmeyin. Teşekkür ederim. Hem haber verdiğin için hem de bebeğime kan verdiğin için. Her ne kadar birbirimizden hoşlanmasak da biz kuzeniz Cemil. Senin bebeğin benim yeğenim sayılır. Doğru. Kurtulacak bebeğin, merak etme. Alacaksın kucağına. Koklayacaksın. Gözünün önünde büyüyecek. Ben senin yerinde olsam ne yapar eder sahiplenirdim çocuğumu. Onun başkasının yanında başka bir adama baba diyerek büyümesine izin vermezdim. Sarılırdım bebeğime. Sevdiğim kadına da sahip çıkardım. Ne olursa olsun. Ne olursa olsun. Kenan aslında... Vallahi gözlerim yaşardı. Bütün aile birbirine kenetlendi, ne güzel. Hı hı. Bu bebek şimdiden toparladı hepimizi. Pardon, Nimet Hanım arıyor. Meraklı. Bir şey söyleyecektin. Unuttum. Geldi ama daha göremedik ikisini de. Ay, sezaryen oldu tabii. Evet, çok küçükmüş, 2 kilo. Ah, canım. Şimdi Cemil'le Kenan Bey kan veriyorlar. Kenan da mı kan veriyor? Ah canım, merak ettim şimdi. Biz de merak içindeyiz ama toparlar diyorlar. Bakalım,
Neyse, ben uğrarım hastaneye, görüşürüz. Hadi gözünüz aydın. Sağ olun. Hay Allah, bebek 2 kilo doğmuş. Kenan hastanede miymiş hala? Hı, evet, kan veriyormuş bebek için. Ay, sizin çok ağrınız var belli. E hadi gidin bir an önce. Evet. Seni bırakayım mı Cavidan? Teşekkür ederim, gerek yok. Hoşça kalın. Görüşürüz. Aa, Namık. Belki İstanbul dışına çıkarım birkaç gün. Belki tedavi için İsviçre'ye giderim. Arayıp haber veririm ben sana. Tamam canım, görüşürüz. Hadi gel. Ben de artık yavaş yavaş gideyim. Fazlalık etmeyeyim. O ne demek? Eve gideyim de akşam için hazırlanayım. Tamam canım. Görüşürüz. Hoşça kal aşkım. Lamia. Lamia. Lamia, iyi misin? Lamia. Bebeğim. Bebeğim. Bebek iyi bir tane. Kızın doğdu Lamia. Bebeğim. Lamia, her şey yolunda. Lamia. Lamia. Melek doğdu bir tanem. Senin gibi güzel bir bebeğin oldu. İyi misin? Lamia? Hepimiz buradayız bak. Kenan Bey bile geldi. Gözün aydın. Teşekkür ederim. Uzaktınız. Senin de saçlarında yıldızlar var. Haberin var mı? Pırıl pırılsın. Kenan Bey. Ne söyleyeceğimi unuttum. Ne oldu? Niye ağlıyorsun? Ağlamıyorum. Pişman mısın? Hala ağlıyorsun. Ağlamıyorum.
Hadi biz biraz yalnız bırakalım Lamia'ya uyusun. Biz kapının önündeyiz Lamia'cığım. Ben buradayım. Efendim canım. Hadi gözün aydın. Müjdemi isterim. Aa, ne oldu? Lamia doğurdu. Büyük yenge oldun hadi. Aman bana ne? Aa, olur mu ayol? Kocanın akrabası. Bütün millet hastanede. Arada haber ver kocana. Ay hiç uğraşamam. Hem erken olmadı mı? Evet. Vaktinden önce doğmuş. 2 kilo. Yazıktır. Hangi hastane Şükür sorarsa söyleyeyim. Tamam biliyorum. Sezaryenle doğurmuş. Güle güle büyütsün. Sahi senin toplantın nasıl geçti? İyi, nasıl olsun. Ben de şimdi eve dönüyorum. Sen ne yapıyorsun? Ay, yemeğe giriştim ne yapayım? İyi, görüşürüz yarın. Görüşürüz. Hastaneye uğrayacak mıyız? Gerek yok sonra. Sen gidecek misin Lamia'yı ziyarete? Niye gideyim? Benim için bitmiş bir hikaye o. Aferin. En büyük ceza unutmaktır. Şimdi anne de oldun. Bana mı dediniz efendim? Hayır. İstiyorum. Yavrum daha biz de göremedik. Yeni doğan ünitesine aldılar onu. Tetkikleri sürüyormuş. Kötü bir şey mi var yoksa? Hayır hayır. Rutin kontroller. Biraz erken doğdu ya. Onun için özel bakımı alıyorlar. Sen ayağa kalkınca görebileceksin. Buraya getirmeyecekler mi? Daha değil. Kızım. Lamia. Bırakma kendini sakın. O senin bebeğin. Bunu sakın unutma. Senin gibi güçlü, senin gibi mücadeleci bir kız olacak o. O senin kızın. Bir saniye Kemal Bey'i veriyorum. Babam. Ha. Alo. Kemal Bey, tebrik ederim yahu. Teşekkür ederim. Kayınpeder olmadan baba oldunuz. Evet. Bizim işler biraz karışık. Biliyorsunuz. Baştan ne konuştuk? Lamia benim kızım sayılır. Bu bebek de torunum. Bundan sonra da elim üstlerinde olsun isterim. Hiç gerek yok ama siz nasıl isterseniz. Lütfen. Başından böyle anlaşmıştık. Tamam. Tamam. Babamın çok selamı var. Sağ olsun. Yarın uğrarım dedi. Hiç zahmet etmesin.
Onun da manevi torunu sayılır. Gelmeden rahat eder mi? Tabii. Kemal Bey, iyi misiniz? İyi günler, sağ olun. Kemal Bey? Tansiyonum çıktı galiba. Makbule, gelsene buraya. Gel. Baba? Telaş edilecek bir şey yok. Ne oldu baba? Tansiyonu çıkmış. Gel bir gösterelim. Hadi. Ölçsünler, bir ilaç verirler belki. Bebeğin gerçekten benim olmasını isterdim. Bizim olmasını isterdim. Ona kan verdim. Kenan'la birlikte kan verdik. Neredeyse söyleyecektim ona bebeğin onun olduğunu. Ama söylemedim. Ne olursa olsun artık hep yanınızda olacağım Lamia. Ne olursa olsun. Bebeğimi görmek istiyorum. Hep beraber olacağız Lamia. Abartmayın, önemli değil. Heyecanlandı tabii. Kaç? 18-11. Oho. Şimdi düzelecek, merak etmeyin. Babacığım. İyiyim ben. Toparlanırım birazdan. Akşama bir tatlı yapın da yiyelim bebeğin şerefine. Hangi bebeğin paşam? Siz bilmiyorsunuz tabii. Lamia doğurdu. Bir kızımız var. Öyle mi? Allah analı babalı büyütsün. Amin. Darısı Cemil Bey'in başına. İnşallah. Hayırlısı. Ekmek kadayıf yapın. Canım çekti. Kaymaklı. Taze kaymak almıştım zaten. Güzel. Şşt, bana bak, iş açma başımıza. Cavidan'la ne konuştunuz abi? Biraz durumu düzeltebildin mi? Hiçbir şey anlatmıyorsun. Ağrın mı var? Ne oldu? Lamia'nın bebeğine kan verdim. Terapideydim. Lamia'yı doğuma getirdiler. Kızı oldu Afife. Kanalı yapıncağın küçük bir kızı oldu. Bu kız hep yoluna çıkıyor. Evet. Her zaman Cavidan'la yolunuza çıkıyor. Uzaklaşmak istiyorum baba. Her şeyi ayarladım. Gitmek istiyorum biraz. İyi olur. Biraz mesafe ikinize de iyi gelecek eminim. Boşanmaya karar verdim. Hı?
Biliyorum. Bunu benden ilk defa duymuyorsun ama bu sefer kararlıyım. Kararına saygı duyarım. Avukatlara vekalet verdim. Sen takip eder misin? Elbette. Duyulmasını istiyorum. Hiç merak etme. Ama önce biraz nefes al. Yaşadıklarını iyice içine sindir. Ondan sonra kesin kararını ver. Refleks olarak karar verme. Her ne kadar bu boşanmayı istesem de seni çok iyi tanıyorum. Biraz daha bekle derim ben. İyi misin babacığım? Evet evet iyiyim. Hadi ilaçlarını al da yat bir an önce. Beni merak etme. Bugün keyfim iki kat yerinde aslında. Bebeği de gördük. Evet, ne kadar küçük. Birkaç gün sonra bu evin içinde yeni bir hayatın sesi olacak. Canım benim. Hadi dinlen ne olur. İyi geceler. İyi geceler. Ha. Ters bir şey olursa kaldır beni lütfen olur mu? Hiçbir şey olmayacak. Merak etme. Uyu sen. Verdikleri ilaçlar yüzünden gözüm kapanıyor zaten. İyi geceler. İyi geceler. Karşıya bak. Yere bakma midem bulanır sonra. Ağrın var mı? Hayır. Bir an önce bebeğimi görmek istiyorum. Bak işte orada. Hangisi? Orada bak. Meleğim. Sana benziyor. Çok güzel. Bebeğim. Meleğim benim. Çabuk iyileş kızım. Bir an önce. Büyü de alayım kucağıma. Bebeğim, vaktinden önce koştun geldin bana. Ama seni henüz kucağıma alamadım meleğim. Çok şanslıyım. Sana sahip olduğum için çok şanslıyım. Herkes yanımda. Bize destek veren herkes. Bugünden itibaren hayatımızı değiştirdin. Seninle beraber taşlar yerine biraz daha oturdu. Gerçeğe biraz daha yaklaştık sanki. Hayat artık ellerimde seninle. Yaşamın nasıl bir mucize olduğunu biliyorum. Sana sahip olmanın ne büyük bir ayrıcalık olduğunu biliyorum. Babam bu mucizeden ne yazık ki uzak. Doğduğun günden beri görmüyorum onu. Mutsuz ki aslında. Keşke seninle avutabilseydim onu.
kulağına seni fısıldayabilseydim. Zaman nasıl bir ilaç olacak bize meleğim? Her geçen güne düşman yaşıyorum sen yanımda yokken. Her geçen gün sana ilaç olacak diye bekliyorum. Senden ayrı kalmayı göze alarak, kavuşacağımız günü göze alarak. Hiç ayrılmayacağımız günleri bekleyerek senden ayrılıyorum. Meleğim, her gün geleceğim. Her gün seni hayata yavaş yavaş hazırlamak için geleceğim. Bu bizim son ayrılığımız olacak. Bir gün bütün yazdıklarımı seninle birlikte okuyacağız. Bir gün bütün gerçeği sana ben anlatacağım. Ama önce seni kucağıma almak istiyorum. Seni çok özlüyorum meleğim. Seni çok özlüyorum. Sana güzel bir gelecek hazırlamak istiyorum. Yaşadıklarımı hiç yaşamamanı diliyorum. Her şeyi layıkıyla, doya doya, hak ettiğince yaşamanı istiyorum. Benim yaşadıklarımı yaşamamanı istiyorum bebeğim. Yine kahvaltıya gelmedi. Odasına kapanıyor ne varsa. Merak etmeyin, yiyor. Ben yediriyorum ona. Sütü kesilecek diye korkuyorum. Yok yok. Çok dikkat ediyor. İyi. Şunu da yesin de içim rahat etsin. Merhaba. Dayı geldi dayı. Hoş geldin. Hoş bulduk. Yine ne getirdin? Ne bileyim, gördükçe alıyorum işte. Dün aldım işten dönerken. Bebek eve gelmeden hediyeleri koyacak yer kalmadı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İşi gücü unuttu bebek geldiğinden beri. Lamia nasıl? İyi, odasına kapandı yine. Haber vereyim geldiğini. Nasıl olsa bizim için gelmedin. Ay, benim. Bana bak. Vallahi o defteri saklardık. Başına iş açılacak. Bunu da diğerlerinin yanına sakla abla. Bu da mı bitti? Bitti. 8 tane doldurdun kızım ya. Allah iyiliğini versin. Bunu da çantana sakla, götür senin eve. Vallahi birinin eline geçecek diye ödüm patlıyor. Canım ablam benim. Canım ablam. Annem tanısaydı seni en az benim kadar severdi. Senin yanımda olduğunu görüyordur değil mi? Bana kol kanat gerdiğini biliyordur. Bilmez mi? Biliyordur tabii. Olmuyor Afife. Elimi kullanamıyorum. Sabır abicim. Sabır. Çabaların boşa gitmeyecek. Bak,
Her gün biraz daha ilerliyorsun. Pes etme ne olur. Biraz önce Cavidan'la konuştum. İsviçre'den Amerika'ya geçmiş. New York'taymış. Konuştuk biraz. Uyandırdım zannettim ama uyumamış o da. Senin düşündüğü besbelli. Toparlanmış azıcık. Haftaya dönüyormuş. Sen de toparlan artık abi ne olur. Vazgeçme. Terapinin sonuna geldik. Doktorlar eski haline döndüğünü söylüyor. Sen inanmıyorsun bir tek. Yarın terapinin son günü. Eğer gerek görürlerse devam ederler. Ama gerek yok diyor doktorlar. İyi olduğuma ben bir inansam. Evet, bir inansan. Ben 2 gün sonra New York'a gidiyorum. Cavidan'ın yanına mı? Evet. Ben de geleyim. Gezmeye gitmiyorum Nimet, iş için gidiyorum. Daha önce de iş için senin yanına geldim. Hı, evet, sen geldin. Demek beni yanında istemiyorsun. Saçmalama ne olur. Böyle arabesk davranma, hiç hoşlanmıyorum. Cavidan gibi mi olayım? Ondan mı hoşlanıyorsun? Ne bu şimdi? Hiç yakışıyor mu sana? Evde kalmış kızlar gibi ne biçim bir diyalog bu? 40 yıllık ortağımdan mı kıskanıyorsun beni? Biz Cavidan'la beraber kocaman bir imparatorluk yönetiyoruz Nimet. Çocuk oyuncağı değil. Böyle kıskançlıklar çok saçma. Kendine gel lütfen. Aman. Hiç şaka yapılmıyor sana da. Beni tanımadın mı daha ben böyle dalga geçerim. Kıskançlık değil bu yaptığım. Kıskandığım zaman zaten yanımda olmazsın. Rekabete izin vermem. Şimdi sadece şaka yapıyorum. Yapma, hoşuma gitmiyor. Tamam, anladım. Hadi ya, boşuna ağzımızın tadını kaçırmayalım. Hoş geldiniz. Bebek için yine neler getirmiş neler. Sağ olun. Efendim. Evet. Çok güzel. Öyle mi? Bir dakika annesine veriyorum. Al, hastaneden arıyorlar. Ne olmuş? Efendim? Evet ben annesiyim. Gerçekten mi? Ne olmuş? Bebeği bugün çıkarabilirmişiz. İnanmıyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Tamam hemen geliyorum. Şimdi geliyorum. Hemen gidelim. Hadi ben götürürüm. Makbule'yi çağırayım. Çantamı da alır mısın yukarı çıkıyorsan tamam, Suzan tamam. Abla? Ne oluyor Makbule? Çantaları karıştırdın galiba. Ne arıyorsun benim çantamda? Hadi bana da göster ne saklıyorsan. Hadi Suzan abla. Lamia'nın günlüğünü sen saklıyorsun biliyorum. Neler yazıyor? Niye ben bilmiyorum? Niye benden bile saklanıyor? Niye? Ne kadar ayıp. Bana bak aklını başına topla. Senden falan sakladığı yok. Babandan saklıyor. Kızcağız rahat rahat içini döküyor işte. Rahat bırakın ya. Yazıktır. Benim bilmediğim şeyler de yazıyor o defterde. Saçmalama. Sen iyice kaçırdın keçileri. Bu kızla niye bu kadar uğraşıyorsun? Bırak Allah aşkına. Ne olur uğraşma artık Makbule. Bir şey olsa haberin olur. Makbule! Suzan abla hadi! Hadi bırak artık garibi. Nerede kaldılar? Gelirler sen bil. Ne? Geldiler. Hadi Makbule, acele et biraz. Sen işinden olmasaydın, biz taksiyle giderdik.
Böyle tarihi bir günü kaçırır mıyım? Saçmalama. Atla hadi. Ne oldu? Yok bir şey. Bebek de bugün taburcu oluyor. Yakınımın bebeği demiştiniz ya. Bütün hastane Hüseyin Kenan'ın akrabası diye ilgileniyor bebekle. Bugün mü çıkıyor? Evet. Görmek ister misiniz? Yok. Aslında isterim. Götüreyim ben sizi. Teşekkür ederim. Lamia, yavaş lütfen. Tamam. Küçük. Alın, kucağınıza alın. Sen melek misin? Sen küçük kanalı yapacak mısın? Yapayalnızım, sığındım limandı.